Merhabalar arkadaşlar, haftalık programının bu haftaki bölümünde yanımda Ömercan Güldal, her zamanki gibi Can Türkdoğan ve Berna var. Ama ben her zamanki gibi değil, yeni olarak buradayım. Olsun, canım sağ olsun. Canım, evet, hoş geldin. Canım sağ olsun bence de. Nasılsınız, iyi misiniz? İyidir. Can nerede? Can niye yok? Ayağını kaydırdım, kayyum. Çok güzel. Kayyum bu mu demekmiş ya? İşte şöyle biraz. Neyse, iyiymiş. Evet, bu haftanın haberlerinde... Kahvenden alamadan sulamıyor musun? O kahveyi içmezsem sulamıyorum. Tamam. Şu anda bana oynuyor, tamam. Tamam, özür dilerim. Tamam, başka bir şey. Başından beri sulamayacaksın. Beceremeyeceksin falan diyor. Niye sunucu bu oldu? Hiçbir şey. O yüzden of gerildim. Kim neyi sunarsa üstüne ateş etmeye başlıyor. Evet abi, sen şeyi sunmaya başlıyorsun. Ben kaçıcı sen de bununla başa çıkıp artık bunu sallamamaya başlıyorum, biliyor musun? Peki. Onu da böyle kabul ediyoruz değil mi? Tamam hadi. Evet evet. Beni böyle kabul ediyoruz. Torun. Torun trailer'ı düştü. Boş düştü. Hoş düştü. Hoş düştü, hoş düştü. Yani. Öncelikle düşüncenizi öğreneyim bir. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu şeyi gördük. Belli ki uzayda zaman farklı ilerliyor. 80'lerde kalmış Marvel Cosmic Universe. O konseptten gidiyoruz. Nasıl, beğendiniz mi? Ben beğendim. Eğlenceli gözüküyor. Ondan sonra acaba kim insan beğenmemiş? İşte Ragnarok çok karanlık bir olay. Bunu niye böyle? Ya Marvel'ın öyle bir karanlık falan filan bir dünyaya gidesi var mı ki zaten? Abi ben öyle demedim. Yani her ne kadar Can sansürlese de sesi. Ragnarok çok karanlık bir olay. Bunu niye böyle? Ha, sen beğendin yani. Ya ben seviyorum. Guardians of the Galaxy'ye de coşan bir insanım. Hani eğlenceli geliyor bu. Neden Guardians of the Galaxy'ye de coşan bir insan diyorsun bunu şimdi söylerken? Çünkü fragman çok bir hatırlatıyor değil mi Guardians aynen of the Galaxy'ye? Aynen öyle. Fragman... Yani yalan yok, biraz hatırlatıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. İlk iki Thor hiç Guardians anımsatmıyordu yani. Ve çok büyük sıçtı. Tamam mı? Şimdi bir şey değiştirmeleri gerekiyordu. Bir şey diyeceğim. Ben şundan dolayı memnunum abi bak. Bence hakikaten dediğin doğru, ilk iki film yani sıçtımıştı. Benim ilk iki filmle ilgili en çok beğenmediğim şey bana hep Asgard dünyası çok uzak. Çok alakasız ve böyle fazla pırıl pırıl, fazla büyülü, o yüzden ne mantığı var buranın falan dedirten. Ve açıkçası hani aptalca değilse bile açıklanma ihtiyacı hissettiren bir dünyaydı. Şimdi bana böyle sanki bu filmde Asgard dünyasının biraz daha hani nasıl bir evrenin içinde, nasıl bir şeyin ortasında olacağını göreceğiz gibi. Guardians of the Galaxy'yi hatırlatıyor olması da onun gibi yani. Yani Guardians of the Galaxy de böyle tek bir gezegende, tek bir mekanda, mahallede geçmiyor ya. Bir sürü gezegen geziyor falan. Şey açısından mı diyorsun? Bütün evrenle bağlantısı açısından. Evet, biraz daha böyle hani Asgard uzayın neresinde? Diğer uzaylılarla olan iletişimi ne? Onlarla olan güç dengesi ne falan? Ben o konularda bize cevap verecekse mesela o şey tarafı, fanboy geek tarafı mesela heyecanlanıyor açıkçası. Onu çok tanıtmadan patlatırlarsa gezegeni direkt kötü. Ya gezegenden ziyade Asgard yani seviyesi. Işte, aynen. Onda ya, ne olduğu belli değil. Boyut mu? Boyut. Gezegen mi? Aslında başka bir boyutu da göreceğiz. O Thor'un ilk düştüğü, Hel'in geldiği her tarafını da bir göreceğiz. Farklı farklı boyutlar bir öne çıkacak ama burada sanırım en önemli taraf Scar tarafı. Yani Planet Hulk'un geçtiği. Yani aslında benim filme en çok yükselmemin sebebi Planet Hulk'a en yakın görebileceğimiz şey bu olacak. Ya bir daha çekmeyecekler muhtemelen ama Planet Hulk'u. Evet. Tabii. Ya tabii canım. Belki bir 20 yıl sonra falan çekerler. Böyle film, böyle filmler iyice elinin kiri olur, anladın mı teknolojinin evet. falan. Ya şey diyorlar ya çünkü televizyon filmi. Hulk'un filmini çeksek kimse izlemez. O yüzden çekmiyorlar ya, o zaman ne baksana izliyorlar. Koyun koyun. O zaman olabilir. Ama hani şu an o var. Peki şeyi sorayım. I am rich mi? Yoksa devrem biz beraber bot bağladık esprisi mi? Hangisi daha iğrenç? Vallahi bence I am rich daha iğrenç ya. Bana da öyle geliyor ya. Ben ya millet çok irite olmuş espriden. Ben bir tebessüm ettim. İlk başta yes deyince güldüm. Ama işte öbüründe de tebessüm ettim böyle. Allah belanızı versin işte bu üniversitede böyle yaptılar falan gibi bir hissiyat içerisinde diyeyim. Artık abi doygunluk noktasına vardı bu filmler. Yeter. Peki ben bir şey soracağım. Buraya gelirken kafanda oluşan bir şeydi. Ooo bunlar... önceden belli değil. Tabii. Yani. Çalışıp da geldi. Şeyler yapıyorsun. Kamerayı açtım böyle nasıl oluyor dedim bunu konuşursam. Neyse kötü bir şey bunlar şimdi birkaç içeriği falan mix ediyor. Mesela bu işte Ragnarok'le Planet Hulk'un mix'i. Ama Planet Hulk asıl hikayenin başlangıcı aslında. Önemli olan hikaye orada World War Hulk. Acaba diyorum Infinity ile World War Hulk'u da bir şekilde kombine edip
Thanos'un Hulk'un beynini kontrol etmesini ve Hulk'u dünyaya salmasını işlerler mi Infinity'de? Valla Yiğitcan bana zamanında böyle şeyler uydurdunca derdi ki abi sen yazsan ne güzel olur falan derdi. Güzel yazdın yani de hani. Ama Hulk orada, Thanos orada elinde zihin kontrol taşı var. Hani seni salıyorum olur, dünyaya çok neden, zor bir şey neden değil. Neden olmasın? Çok imkansız değil bence. İki part var sonuçta yani ne kadar şey yapmasak da. Açık konuşmak gerekirse Hulk'un Iron Man'i falan dövmesini istiyorum evet. Açık açık sebep bu, kabul edelim. Görürsek de mutlu olurum İkinci yani. İkinci bir Age of Ultron mu istiyorsun? İşte evet bir kere yapıldı aslında bu arada. Bir yandan da öyle bir kafa var. Hatta ne bir keresi yani. Herif. Neyse. Ama olabilir yani dediğin mantıksız değil. Bir de illa ki Infinity War falan izlediğimiz zaman Thanos tek başına olmasın tabii. Yani yanına birilerini çekmesi lazım. Ama bunu Infinity War falan konuşacağımız zaman konuşuruz. Ragnarok. Peki bu aynı zamanda bu fragman Disney'in en kırdı çok rekordu. İzlenen fragman oldu. 130 küsür bir şeydi. Beauty and the Beast'i baya geçmiş. 130 kişi miydim sen? 130 bin milyon. Yani şöyle. Sıfırlarla. Uydur uydur. Bir kaç bin ya. Bir kaç bin ya. 130 kişi sadece Disney. Evet tamam tamam. İyi ki burada yazar ya bu senin dilci olduğuna laf bu kadar. Civil War 100 milyonu geçememişti ilk 24 saatte. İşte ne bileyim Rogue One 110 milyon civarı. Bu 140 milyon civarı izlendi. Neler biliyor? Tabii tabii. Disney diye yani. Disney'in ilk filmi bu kadar seviye ulaşan ama tabii bunun Fast and Furious bunun üstünde. Şey de bunun üstünde. It şu an bir numarada en çok izlenen. Ama asıl konu şu. Bütün fanlar arasında gömülen bir filmin şu anda en çok izlenen hale gelmesi aslında bu eleştirilere rağmen başarılı bir iş ortaya koyulduğunu gösteriyor biraz. Dislike'ı da öyle ağamşağım fazla değil ki ya. Değil. Bence yani çoğunluk zaten herhalde beğenmiştir. Yani standart bir çizgi roman filmi fragmanı. Eğlenceli ama gözüküyor. Şununla ilgisi var abi. Sonuçta fragman izlenmesi demek beklentiyi anlatan bir şey. O da biraz hani öncesinden gelen bir şey. Ama bence bunun öncesi işte Thor filmleri değil. MCU'nun gidişatından ötürü, onun popülerleşmesinden aynen, ötürü. Thor filmleri olsaydı bu kadar yükselmezdi bunu. Abi unuttular bile, bayağı zaman da geçti. Böyle bir iğrenç yapma şey izlesene deyip de böyle milyonlarca insanı izletmişlerdi. Ama o zaman dediğin gibi yani şey olurdu hani kötü meşhur olurdu yani herkes derdi ki aynı kötü olmuş. Tamam. Ama şu anda zaten basılır. O iki taraf da çok böyle... Hayal tavsiyeleri gibi bir şey olurdu ama öyle değil işte o kadar. Başka konular konuşacağız çünkü Transformers'ın da en az Thor kadar heyecanla beklediğimiz bir film olan Transformers'ın. Abi, şimdi Transformers merakları videoyu biraz kapatabilir mi lütfen? Çünkü yani hayır, gömeceğimizden değil illa da gene maalesef itiraf etmek zorundayız galiba. Öyle inanılmaz Transformers sapığı yok aramızda. Evet yani. Nasıl yok? Animeleri falan nasıl izlemediniz falan yazan insanlar olmuş. Çocukken yani, ölü müydünüz falan yazanlar olmuş. Yok canım. Yok o kadar şey değil ama böyle bilmem kaç sezon animesi olan bir seriden üstün körü geçtiniz falan dediler. Her yani biz en azından filmleri vakti zamanında izlemiş insanlar olarak bahsedeceğiz. Animasyonunu yani. İzledik. Tabii yani, küçük yani, bir senemiz. Yani. Küçük bir senemiz. Yarım yamalak. Ama yani kusura bakmayın da bir Voltron'da değil şimdi. Değil mi? Destek olun. Bilmiyorum ya benim için hepsi aynı. Destek olmayın kalsın öyle. Bana oynuyorlarmış. Yok ya Voltron'dan daha çok severdim ben Transformers'ı. Allah Allah. Tabii tabii. Severdim peki. Yani. Küçükken izlerdim bayağı. Ama oyuncakları yani Transformers resmen Hasbro'nun merchandise çıkarması için oluşturulmuş bir çizgi film ya, aslında. Ben şeyi merak ediyorum abi. Şimdi fragmanda bayağı orta çağlı sahne falan var ya. Evet. Onlar filmde ha ne kaplayacak acaba? Böyle hani sadece atıyorum mesela Thor 1'in de başında böyle bir azıcık anlatırken gösteri veriyordu ya 2 dakika şey. Gene Anton Hopkins anlatıyordu o zaman da onun gibi böyle sadece filmin başında yıllar önce şu gömülü kalmış diye anlatmak için bir savaş sahnesi olup geçecek mi acaba? Yok abi devamında yine öyle şövalyeli şeyler vardı hani gördüğüm kadarıyla. Dikkatimi çekti. Ya keşke fragmana şeyi koysalardı. Anton Hopkins'i bu filme dahil etmek için ne söyledilerse onu da koysalardı biz de ikna olurduk muhtemelen yani. Çünkü belli ki çok ciddi bir şey. Ya işte torunun çocuğu bu sene okula başlayacak. Bildiğim kadarıyla. Bu işler yapmıyor. Fragmanda üşenmedim saydım. Hadi ya. 16 tane patlama oluyor 2 dakika 44 saniyede. Sanırım ne beklememiz gerektiğini az çok zaten. İşte Michael Bay bekliyoruz abi. Başka bir şey beklemiyoruz. Aynen. Yani işte bir de Mark Wahlberg ile kılıç sallıyordu bir noktada. Dedim ki iyi. Şey ilginç bence bak. Yani ben öyle ilginç şey bulmacayı seviyorum. Biraz böyle artık Transformers dünyası yani filmin geçtiği dünya iyice Transformer'ların
diyeyim şeyin etkisinden ötürü belli bir şekil almış gibi sanki. Sağ solu yıkılmış, şöyle hani terk edilmiş, yıkılmış bir stadyum falan gösteriyor ya. Hı hı. O mesela bana ilginç geliyor açıkçası. Çünkü Transformers çizgi filminde biraz daha öyleydi sanki. İnsanlar falan hani çok hatırlamıyorum bu arada ama. Evet, daha distopik bir dünyası vardı onun. Aynen, o distopiklik kafası ama bence yeni bir tat, güzel bir kafa olabilir. Ha? Transformers'ların dünyasında geçiyor. Şimdi zaten burada da biraz şey var gibi işte. Bizim dünyamızı kurtarmak için o dünyayı yok etmen lazım falan gibi şeyler söylüyor. Ama sanırım bu filmlerin serileri uzadıkça aynı konuya dönüyorlar. Çünkü Fast and Furious'ta Transformers aynı konsepti işliyor. Orada Dom, yani ana karakter Keltoş Vin Diesel bizim ekibe düşman. Burada da Optimus bizim ekibe düşman. Birazcık demek ki 5. şey, polis akademisi kafası ilerleyince böyle oluyor birazcık. Valla Fast and Furious uzmanı sen misin yani? Evet tabii. Evet. Ya bu arada ben seviyorum abi. Niye şey yapıyorsunuz? Bir şey yapmadım ya. Şartları kapatıp izleyeceksiniz. Çok kötüymüş yeni. İsteyen, isteyen istediğini sever evet, izler. Evet. Ya tamam. Bizim Ali izlemiş. Bunu başka şeyler gömerken hatırlatacağım. Ateşler etti gömmek yani. Gömmek başka şey, ben izlemeyin demiyorum ki. Ama tabii daha izlemediğim için ben bir şey demeyeceğim Fast and Furious'un 8.sine. 8 film ne abi? En son 5'te mi 6'da mı ne bıraktım ben bilmiyorum. 8 film ne ya? Abi her film hala 1 milyarı aşıyor o yüzden. Evet. Ya inanamıyorum. Ya. Gerçekten anlamıyorum ya. Fast and Furious şey gibi abi, böyle özür dilerim. Arabalı aksiyon filmi kotası var. O Fast and Furious start. Onu tek elinde. Ya şey, hani arada bir insanların o ihtiyacını karşılıyor sanırım. Şey haberi vardı. Evet. İnanılmaz güzel. İnsanlar diyor ki yani daha ne yapacaksınız? Bari uzaya taşıyın. Uzayda arabalar hani yarışsınlar. Ne güzel. Adam dedi ki kim bilir belki Dom'la Riddick kuzen çıkarlar. Yönetmen diyor bunu. Hmm. Bağlarız bir şekilde. Olsun bağlarız. Ya Universe'u genişletecekler ya Fast da pantolonları nasıl sıçacaklar artık. Neyse geçelim ya. Transformers konusunda başka bir şey diyecek misiniz? Yani daha doğrusu bir şey diyecek miyiz? Çok daha önemli olan konuya geçiyoruz ve Berna'nın burada olmasının en temel sebebi olan Dumbledore'un kas haberine geliyoruz ve Jude Law. Dumbledore'un genç hali aslında çok yakışıklıydım. Sizin haberiniz yoktu. İçerikler filmde olmak üzere Grindelwald'la öpüşmek üzere, Johnny Depp'le öpüşmek üzere geliyor. buna çok yükseldik değil mi Berna? Senin açın evet. Ben çok yükseldim Turgut'cum. Ya ne diyorsunuz bu öpüşme haberine? Öncesinden mi? Ya sen Harry Potter evreninden nefret ediyorsun. O yüzden sana abi, burada ne desem. Abi Sungur'un yerini almasının tek sebebi bu olabilir. Yani şu an inanıyorum gerçekten. Ya şimdi bilmeyen için söyleyeyim. Dumbledore'la Grindelwald, bir önceki filmin kötüsü Johnny Depp. Dumbledore buna aşıkmış. What is love? Bu işin geyiri bir kere, aslında çok ciddi bir bence soru var burada. Harry Potter gibi çocuğundan gencine, büyüğüne, herkese ulaşan bir filmde sanıyorum ki bugüne kadar hiç iki erkek birbirini öpmüş olmamalı. Yok. Bu yaşanırsa kitlelere gay bir çiftin olabileceğini yansıtabilmek adına çok iyi bir hareket mi olur? Bunu yapabilir mi? Bu topa girebilirler mi sizce? Şu an yanlış hatırlıyor da olabilirim ama kitaplarda açık açık Dumbledore'a zaten gay denilmiyor. Rowling'in bunu daha sonradan açık olarak hani evet, açıkladığı bir şeydi bu. Rowling birazcık çevir kazı yanmasıncılığı ya çok yapıyor. Ya bir şey Rowling sapıtalı çok oldu. O ama son açıklaması zaten şu. Bu 5 filmde Dumbledore'un cinsel kimliğini bu 5 film boyunca derinlemesine göreceksiniz. Şöyle ki daha yani Grindelwald'la Dumbledore'un gerçekten neden böyle olaylar yaşandığına dair bütün etkisini göstermek istiyorsa tamam, yine bir yakınlaşma olur ama ben hani sizin abarttığınızda dalga geçtiğiniz kadar oh bebeğim tarzında şeyler beklemiyorum. Yani abartma diyorsun ama yani hakikaten 6 yaşında insanların izlediği filmde bunun nasıl işleneceği bence çok önemli bir konu. Ya evet, tabii işte, ki de, tabii ki de. Ama ben o konuda açıkçası çok o kadar kötü düşünmüyorum sizin kadar. Ne olacak abi? Ben kötü falan düşünmüyorum. Ben de kötü düşünmüyorum. Ben fanfiction'a laf ediyorum yani. Ya fanfiction'ın çok ayrı şu anda. Abi bir kere onun yapımcılar ondan sorumlu değil. Evet, ayrıca ben tam buna engel olamazsın. Ben şöyle düşünüyorum yani, normalde 6 yaşında birinin izlediği filmde kadın erkeğin öpüşmesi normalse o zaman bunların da öpüşmesi elbette normal. Elbette normal. Ben diyorum ki yapabilirler mi? Yapsınlar canım, yapabilirler. Niye yapamasın? Bence yapılabilir. Yani böyle şeylerin görüyoruz ya yaptıklarını. Hiç yapmalarına bence pek peki bir engel yok. Peki bunun dışında ya, filme yükseliyorsunuz. İkinci, ilk filmi anlattığınız filozof yok, ama yani. Yok ben hiç umurumda değil. Ben Jude Law'a yükseliyorum. Jude Law'u çok seviyorum. Abi, aslında evet, evet ya, yani ikinci filmi ilk filme göre daha keyifli, daha enteresan olabilir gerçekten. İlk film birazcık intro filmi gibi. Biraz Pokemon toplama filmiydi abi. İlk filmi ben onu sevmemiştim yani. Ya bir şey diyeyim mi? Hani fantastik canavarlar adı altında çıkmasının bence problemi var. Farklı bir adı altında çıksaydı bunları demiyor evet, olacaktı. Çünkü fantastik canavarlar nelerdir ve nerelerde bulunurlar
baksın aklında bir şey göremedik. Evet yani o kısım sürekli değişecek o 5 film boyunca öyle dediler. Dolayısıyla orada sıkıntı var fantastik bence. Fantastik canavar nelerdir ve fantastik canavarlar nasıl kaybolurlar? Ve devamı anladım şeklinde. Peki. O yüzden sıkıntı var. Yok ya Harry Potter maceraları da olsaydı bu filmin adı. Ama Harry Potter daha film... doğmamış. Daha sonra kadar bir fark film etmez. Değil. Film çok küçük filmdi yani. Problem orada. Bak bak nasıl sıkılamaya yani... çalışıyor. Oho. Çok ya, da kötü değildi ya. Kötü değildi evet. Abi. Zevk alıyor. Ben de keyif kadar... alarak izledim yani. Ömercan inanılmaz sıkıldım. Allah belanızı versin. Sıkılmıştım diyebilir miyiz yani bu kadar abartmaya gerek yok. Hepimizin hemfikir olduğu filmin kas seçimine gelirsek Deadpool'un ikincisinde bir kas haberimiz var. O da Cable sonunda açıklandı. Evet. Yaklaşık olarak 15 farklı ismin dolaşmasının sonucunda Thanos'u da canlandıran aynı zamanda Josh Brolin Cable oldu. Josh Brolin'in hakkında bir maziniz. Aa evet bu abiyi çok iyi tanırım demeniz. No Country for Old Men'de gayet iyiydi o abimiz. Hı-hı. Ondan sonracıma Thanos'ta böyle ciddi ciddi yani. Rollerin altından iyi kalkan böyle ciddi mizaçlı bir abi. Keşke abi. Liam Neeson olsaydı. Ona çok böyle yükseldi ama biraz dedeleri bir Pierce Brosnan falan bayağı evet. ihtimalliydi. Hani şeyle falan. Abi yani kast olayını biraz çeneye göre bakmış olmaları çok enteresan bence. Cable böyle geniş suratlı şey bir tip ya yani. Hani tamam. Josh Brolin öyle bir herif falan. Evet evet o da uyuyor. Abi keşke Keira Knightley olsaydı ya. Çok güzel gırgırı dönerdi. Evet ama şey bence güzel gırgırı dönecek. Aynı zamanda MCU'da olması, Thanos'u canlandırması bence dördüncü çok dönecek. Yani. Çok kesin güzel dönecek. Kesin dönecek. Ya ben şeyi merak ediyorum ama işte Cable işin içinde oldukça veya Cable'ın olduğu sahnelerde ne kadar cıvılmasına, ne kadar sulandırılmasına izin verilecek film falan. Çünkü Cable öyle tam Deadpool'la ortaklığı var ama. Şeyleri okudun mu? Okudunuz mu? X-Force'ları okudun mu? Deadpool, Cable hikayelerinin genelini. Okudum. Yani oralarda Cable böyle Deadpool'u tolere eden, hani onun işte biraz yalnız olmasından falan bir empati kurduğu için bir ilişkisi olan. Güzel bir kontrast yaratıyor aslında. Ya, evet ama... Yani ilk film o kadar cıvık ve eğlenceliydi ki Cable'ın dertleri çok ciddi olur genelde yani evreni kurtaracağım, dünya patlayacak, işte gelecekten büyük terörist saldırı geliyor, bir tek onu ben durdurabilirim falan gibi. Zaman yolculuğu yapıp bütün evreni sadece ben kurtarabilirim işte tamam, falan işte gibi. Tamam işte Deadpool'da orada böyle bir rahatlatıcı etken olacak o zaman yani. O zaman Deadpool filmi olacak gibi gelmiyor işte bak böyle bak, deyince. Ama o bence onu şöyle düşünüyorum, X-Force'a gidecek yolda kullanmak için Cable'ı Deadpool'a sokacak. Onu kullanacaklar zaten yani. Çünkü Josh Brolin 4 filmlik imza. Evet, oh maşallah. Ve hani bunun hepsinin Deadpool olmayacağı bariz X-Force'u da dahil edecekler. Bu birazcık da şunu aslında ortaya koyuyor ki Deadpool yavaş yavaş X tarafına doğru da iyice dahil ediliyor galiba. Olabilir. Fox Universe'de. Yani Cable'ın gelişi biraz onun şey olabilir gerçekten. Fox Universe'e bu arada yani Legion'da falan filan da konuştuk ama diziler de film Universe'ine dahil olacak. Yani evet, Patrick Stewart da katılacakmış ikinci sezonu Legion'ın. Legion'a mı? Hmm. Bu daha kesin değil şu an. Ama ya katılacağı şey söylendi. Şu an sen umut ediyorsun. Yani söyle. Ya bir Xavier geleceğini hani şey yaptılar. Ben Patrick Stewart yer almayı düşünüyorum gibi bir şey söyledi gibi hatırlıyorum ama ya yok işte televizyon programında bunlar konuşuldu. Ya işte onlar geek ama daha yani. Ama ya işte olur, bence bir cameo mameo olacaktır da neyse. Legion. Marvel'dan ziyade ama diziyi de dahil edecekler gibi birazcık da Fox tarafında. Bence etsinler. Gibi gibi. Tabii abi bence zaten yani arzuladığımız falanmış gibi de 8 bölümlük taş gibi dizi yaptılar. Bakalım X-Men dizisi nasıl olacak? Bundan sonra ben çok evet yükseliyorum ya. Evet ya hala ismi hiçbir şey açıklanmadı bir de. Ama Cable'ın gelmesiyle aslında X-Men tarafında şeyin de tabii Summers hikayeleri çok önemli olacağı için oradaki belki cast de çok önemli olmalı bence. Sen Cable'ın Cyclops'un filan çocuğu olmasından bahsediyorsun evet. Bilmeyenler için söyledim. Bence onu belki de koymazlar çevrene. Ha. Karışık bir konu çünkü Cyclops'la Jean Grey gelecekte çocuk sahibi olmuş da gelecekte birine bırakmış da. İnsanlara şey anlatamıyor. Nasıl çocuğu? Daha yaşlı. Ya zaten alt üstte olmuş bir timeline var da onu koymazlarsa o zaman yani direkt Nathan Summers'ın hikayesini o zaman yarısını çöpe attın abi. Ben o kadar işte bilmiyorum onun gireceğinden şüpheliyim açıkçası. Zor olabilir. Gelecekten gelen bir savaşçı bir şey var bilmiyorum. Haklısın öbür türlü de neden ne oluyor o zaman Cable hiçbir şey olmuyor ya. Şeyi hatırlıyorum şu küçük velet adını unuttum da onu kaçırdığı çizgi romanları okuduğumu hatırlıyorum. Hani öyle hop, olaylar hop. Ol... Heh, hop. Mesih aynen. Hikayesi. Dilek. Heh, Mesih aynen. Hani ona bağlarlarsa belki ailesine çok gerek kalmaz. Mesih hikayesini keşke bir film serisi haline getirseler de izlesek. Oo. Ama onun için kocaman bir X-Men evreni yaratmaları lazım önce. Onun için doğru düzgün bir tane Cyclops falan yaratmaları lazım bir kere yani. Ve sonunda da... Avengers'la anlaşabiliyor olmaları ve onunla beraber falan filan.
Ama Planet Hulk diyorduk yani o zaman. Ama mesela bir Phoenix hikayesi izleyebilsek güzel olabilirmiş sanki. Onu yaptılar evet. Ama yani şimdi ona bir daha girmesinler. Ha, ama çok evet. Ama yani gösterdi. Bir kaka yaptılar abi. Kaka, kaka maka. Yani. Bir daha aynı şeyi ama izlemek istiyor musun? Biraz daha güzeldi falan anladın mı? Başka. Son kast haberimiz DC tarafından. DC'nin belki de hakkında en az... Nasıl iyi oldu mu? hakkında en az şey bildiğimiz film olan Aquaman. Nin villain'ı ortaya çıktı. Daha da az şey bildiğimiz. Aquaman'ın villain'ı ortaya çıktı. Diğer adam da geldi. Evet. Bizlerin özellikle 30 yaş civarı olanların çok sevdiği. Sen Arrow'u takip etmiyorsun tabii değil mi? Hayır. Kendisi şu an Arrow'da bir main villain aynı zamanda. O yüzden buradan Arrowverse falanla işte DCverse, filmverse'ün birleşeceğini umut ediyorum. Ben aslında saçma. Aquaman'ın düşmanı King bilmem ne Ereus mu ne şeymiş, Bratwaymış falan diye çıkmasını bekliyorum burada. Neydi? Bir şeydi. Kovar. Anthony Kovar. Orada da böyle Rus bir mafya babasını oynuyor işte. Mafya babası. Uzaki adam aslında Rus değil böyle. Kuzey Avrupa mı ne? Değil mi normalde? Galiba, ben bunu gerçekten bilmiyordum. Bu arada saçmaymış o zaman. Neyse birazcık. Ya sonuçta ne olursa olsun hani mevcut bir durumda bir DC içeriğinde yüzüyle hani Josh Brolin gibi değil. O en azından CGI tarafında yüzünü göstermiyor. İki tarafta da olması birazcık ama muhtemelen burada zaten kral olarak çok belli olmayacaktır. Bayağı CGI olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama o adam oynatıyorlarsa biraz onun yüzünü falan kullanmaları lazım. Bence de kullansınlar ya. Bildiğimiz, sevdiğimiz ya bir kere Expendables falan izleyen Dedeler Evi adlı aksiyon filmlerindeki... Onu söyleyecektim. Stallone bu adamları nasıl aldı kurtardı ya? Yani bu adamların kariyeri ne olursa olsun bitmişti. Tabii. Bir Expendables yaptı ve adamların kariyeri nasıl bir açılmaysa... Hepsi ne filmlerde oynuyorlar şu an tekrardan. Ya işte... Arnold dahi. Arnold şey statımında bitmişti kariyeri. Yani iyice en çöp aksiyonlara. O adam gitti şu anda Fast and Furious'ın ana karakterlerinden biri oldu. Ya bu şu an şey olarak yapılıyor ama bak dikkat edersen. Bunu Marvel da yapıyor. Yıldızlığı devam edenler de var aralarında. Atıyorum Anthony Hopkins falan gibi oyuncuları da mesela alıyor böyle şey role koyuyor. Ya da mesela şimdi Guardians of the Galaxy'de Kurt Russell falan olacak ya mesela. Stallone da olacak galiba değil mi? Stallone da olacak. Çok enteresan. Çok enteresan ya. Onunla ilgili hiçbir şey görmedik daha Guardians'da. Çok main villain çıkıyormuş. İşte böyle oyuncuları alıp kullanıyorlar. Yani bu oyuncular da aslında zamanının filmlerde ben başrol oynayacağım diyen oyuncular ya işte. Joel olacağım ya da işte belki kötü adam falan. Şimdi yavaş yavaş yan rolleri kabul edecek yaşlara gelmiş olmalarından dolayı sanırım böyle roller alıyorlar. Aynen. Ama işte ben hani evet, çocukluğumda evet, Rocky ile çok iç dışlı bir insan olarak bu habere birazcık yükseldi. Ivan Drago'muz. He destroys. İtiraf artık etmem lazım. DC yani. Universe'ün bir mihenk taşına dönüştü. Peki hani konuştuğumuz konseptin ana başlığına şey yaparsak Aquaman'in filmi hakkında nasıl bir yükselmedesiniz? Hiç mi yükselmedi değilim. Daha belki erken ya o. Yani onu bir şey demek çok bir şey çıkmadı. Çoğu karakteri belli oldu benim bildiğim kadarıyla. Plot kabaca sanırım belliymiş. Denizlerde şey biliyoruz. Bir sürü deniz yaratığı olacak. Filmde. Acayip. Onu biliyoruz. Ama hani onun dışında çok bir şey yok. Göreceğiz bakalım. Episode 1'deki şehrin adı neydi? Anladım. Gunganlar şehri. Gunganlar şehri. Hep böyle bir şey canlanıyor Aquaman düşündükçe. Kast haberlerinden bu hafta bir noktayı vardığımız için artık diğer trailerlara geçeceğim. Tabii ki bakalım. Lütfen. Birazcık daha sanırım çok geekli içeriği böyle alakalı olmasa da hepimizin çok beğenerek izlediği bir trailer geldi. Hitman's Bodyguard. Evet. Yani çok Deadpool olmasa da yine Deadpool vari bir karakterle gördüğümüz Ryan Reynolds. Artık Ryan Reynolds'ın sesini ne zaman duysam aklıma direkt Deadpool geliyor yani. Ben Life'ı izlemedim. Orada da mı öyleydi? Evet. Hadi be. Ama yani adamın suyunu bilmiyorum yani yapacak bir şey yok. Hani... Ama bu filmde direkt böyle geyik konuşarak giriyor ya aha Deadpool diyorsun. Bir de gene aksiyona da şey yatkın hani hem geyik evet, hem evet. Ya abi ama Ryan Reynolds'ın genelde izlediği filmler hep böyle oluyor. Yani kendini bir şekilde yine o moda sokuyor adam nasıl beceriyorsa bilmiyorum. Ben Samuel L. Jackson'la enerjilerinin acayip tuttuğunu düşündüm. Evet, Fragmanda. Evet. Çok eğlendim. Hani muhtemelen full küfür ve aksiyon zaten hiçbir şey yok. Hani filmde ama fragman başından sonuna kadar müthiş eğlendiriyor. O yüzden de ben iyi bir film olacak diye. İyi film derken izle eğlen çift tadında çok iyi bir film olacak diye biraz düşünüyorum. Işte, evet, 90'lar polis işte
zenci ve beyaz polislerin birlikte yaşadığı geyikli aksiyon filmleri. Sen şey izlemiş miydin Good Guys'ı? İşte efendim. Russell Crowe'la Ryan Gosling'in oynadığı Good Guys diye bir Good Guys miydi? Filmin adını da çok şey olmadı. Yok, bilmiyorum. İyi adamlar. Şekerler. Geçen sene bir film çıkmıştı. Bunlar yine böyle ikisi elde silah pata pata sıkı sıkı birbirlerine küfür ederek gidiyorlardı. Ha, onu birazcık öyle andırdı. Sen bir film söylemiştin. Onu da hakikaten andırıyor birazcık. Ryan Reynolds'ın oynadığı NYPD miydi? Valla adını hatırlamıyorum ama kısaltmalı bir şeydi. Hani portaldan çıkan öbür dünyanın yaratıklarını avlamaya çalışıyordu falan. Bu kadarını hatırlıyorum ben de. Hı. Ölü olmasına rağmen savaştı. Şey, yanındaki yine böyle hani biraz daha yaşlı partneri olarak adamın adını şu an Tommy gerçekten... Lee Jones muydu? Yok, o şeydeydi. Benim buradaydı. Kovboy şapkası falan vardı. Genelde güneyli aksanlıyla konuşuyorum ama şu an gerçekten hatırlayamadım. Ne güzel. Neyse. Hiçbir şey bilmediğimizde çok iyi oldu değil mi? Evet. Şapkasını biliyoruz. Şivesini biliyoruz. Texas. Yaklaşık 300 milyon insandan birisi olabilir artık şu an. Ya dalga geçmeyin. Neyse yani tamam, eğlenceli dalga gözüküyor. Arkadaşlar dalga geçmeyin. Bundan sonra pardon, genel olarak haftalığın içerisindeki haberlerde hiçbir şeyin umurumuzda olmadığı bir bölümünde. İnanılmaz cool bir bölümde. Sizleri selamlıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftalıkta sizlerle beraberdik. Bir sonraki hafta haftalıkta muhtemelen bizler olmayacağız ama bu iki yakışıklı sizlerle yine birlikte olacaktır. Bir sonraki haftalıkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve burada da şey diyor muyuz ben bilmiyorum. Bir abone olun da. Buna demiyoruz abi, yok. Bu videoda denmiyor. Evet, tamam. Bu videoyu izleyenlerin abone olması istemiyoruz. Çok farklı. Tamam o zaman.